Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde e, buyurmuşlar ki innel Kur'ane şüphesiz Hazreti Kur'an e, bu Kur'an yani e, bir nuskada haza da var çünkü. Nedir? Sa'bun. Sa'bun çok çetindir. Çok şedittir, zordur, güçlüdür, kuvvetlidir, muhkemdir. Daha müstas'abun. İşte de Mustas Abun de okunabilir. İsmi faal, ismi mevul ikisi olur. Mustas Abun çok çetinleştirilmiş. sohbetten geliyor. Peki kime? Bana öyle gelmiyor. Ee, sana da gelmiyordur inşallah. Ama kime çok çetinleştirilmiştir? Alaamen o kimselere ki kerihe istemedi, sevmedi kimi hu Kur'an. Kur'an'ı sevmeyenlerin üzerine Hazreti Kur'an aşırı ağır bir yüktür diyor. Onun için ne buyuruyor? Zaten ayet-i kerimesinde Müzzemmil suresinde ne buyuruyor? İnna senülkü <laughs> aleyke kavlen sekıyla. Habibim biz sana çok ağır bir söz. Yani vahiy, Kur'an Hazreti Kur'an'ın ayetlerini kastediyor. ediyor. yakında bırakacağız. Üzerine bırakacağız yani o kalbine indireceğiz demek istiyor. E zaten indirmeye başlamıştı yani vayla geldi. Ama tabi devam etti. 23 seneye kadar uzandı yani bitmesi. Onun için e, sekiyle diyor. Tabi bu ağırlık, maddi ağırlık, manevi ağırlık, falan. manevi ağırlık. Ve tabi kafirlere, münafıklara, tabi zalimlere, fasıklara, günahkarlara çok ağırlık olur. Hiç Kur'an'da rahat edemezler okurken, dinlenirken yani. Ama imanlı olanlar, Müslümanlar, takva sahipleri falan. Ya insan ne kadar da günahkar olsa yani. Yine imanı varsa sağlam, el üstüne de göre falan. Onlara tabi bir hafiflik gelir. E, ama tabii vahyin çok ağırlığı vardı. Buz gibi havada Medine'de bir don olur. Sıtma oldum ben bir geceleri gittik namaza. Tilil tilil titriyoruz. Medine'nin ayazı yaylatır Medine'ye rakım yüksektir. Ee, çok ayazı olur yani. Mekke'de de öyle bir soğuğa çok rastladım. Şimdi artık o soğuklar olmaz. Yani tabii binalar tabii hep rüzgarlar seni kapattı tabii de. Ee, hani Medine'nin evine de özellikle e, buz gibi havada buram buram ter döküyordu diyor. Vahiy geldiğinde Hz. Ayşe annemiz seyrederken. Ondan sonra mesela vahiy geliyor devenin üstündeyken. O Cebrail aleyhisselamın vahiy getirindeki e, efendim bazı bir uğultulu sesle geliyor bazı işte e, terleme gibi işte, bir alametler de onlar Cebrail aleyhisselamı göremiyorlar tabi. E, Efendimizin yanındayken sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kere müstesna görmüşler ama öyle devamlı vahiy getiriyor kaç binlerce kere gelmişler. Ee, deve e, çöküyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen ağırlıktan deve e, yani yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üstünde normal e, götürüyor. Günlerce gider deve. Yük ağır gelmiyor. Ama vahiy de geldiği zaman devenin üstüne gel. Deve çöküyor. Çökmek zorunda kalıyor. Ayağı ayakta duramıyor. Ondan sonra deve bir kayanın üstünde. Medine Münevvere'de o kaya duruyor. Biz gittik ziyaret ettik. Ondan sonra orada güzel havuz da var. Girdik Şifa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Mübarek kuyu var. Ondan sonra kaya taş taş devenin nalı yani şu kadar da bir içine girmiş. Şu kadar. Öyle böyle iz değil. Bu, bu kadar batmış yani. Normalde bu olmuyor. Ama vahyin ağırlığından dolayı efendim deve çöküyor. Devenin ayağından da ağırlık kayaya geçiyor ve kaya şu kadar e, devenin ayağını e, içine batırıyor ya. Bir çok ağır bir söz. Ya da bir burada maddi ağırlık da var. Yani tonajlarla dağların taşıyamayacağı bir ağırlık yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah yardım etmesine nasıl taşıyacak onu? E bir de kerih gören, Kur'an'ı sevmeyenlere oho! Onlar zaten taş taşıtsan bana da dağları kazmayla, küreklerle, oradan oraya naklettir bana da bana bir ayet okuma. Adama çok ağır görüyor. Adam ne diyor? Ee, dağları e, efendim kürekle, kepçeyle taşıt bana iki rekat namaz kıl demedi. O kadar zor geliyor. Abdest almak namaz kıl. Bazılarına da Kur'an dinlemek, okumak çok zor geliyor. Allah muhafaza. Ve Hazreti Kur'an nedir? El-Hakem'ü. Bu hadis-i şerifin devamında buyuruyor. Hakem'dir. Hakem biliyorsunuz Türkçeleşmiştir. Mahkemelerde bile şu anda konuşuluyor yani hakem geç çağı, yani hakeme gitsin önce de mahkemeyi çok meşgul etmeden belki hakem çözer falan. Hakem fasıl demektir. Hak ile batılın, haklı ile haksızın arasını ayıran demektir.